Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, keyifli, güzel bir pazar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz, son 24 saate bakacağımız yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Elimden geldiğince sizlere bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Trabzonspor takımımızın transfer gündemi bakıldığı zaman son 3-4 günde bir durdu diyebiliriz. Hemen hemen aynı isimler üzerinden devam ediyoruz. Aynı şeyleri söylediğimizin ben de farkındayım ama biraz değerlendirmeler yapacağım. Özellikle milli takımdaki oyuncularımızın yükselen bir performansı var ki Cornelius destan yazdı arkadaşlar. Şu an dışarıdan Cornelius gibi bir oyuncuyu almaya kalksak kaç milyon eurolar istenir bilemiyorum. Ama biraz da elimizdekinin kıymetini mi bilmemiz lazım acaba? Kouassi, Bakasetas milli takımlarında çok önemli işlere imza attılar. Bunları değerlendireceğiz. Masaurus'la alakalı Yunan basınından çok ciddi bir iddia daha ortaya atıldı arkadaşlar. Biraz buna değineceğiz ve transfer gündemi değerlendireceğimiz, stoper transferine de bakacağımız bir videoyla daha karşınızdayım. Lütfen abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Uzun zamandır hatırlatmıyordum. Şimdi öncelikle Bakasetas golünü attı. Kouassi 2 tane çok önemli asist yaptı. Milli takıma giden oyuncularımız üzerlerine katıyor. Şimdi ben bir Kouassi ile başlamak istiyorum. Kouassi bekleneni veremedi. Hani Kouassi milli takımda iyi bir performans sergiliyor. İyi güzel haberler geliyor. Acaba diyorum ki Kouassi milli takımdaki performansıyla beraber yollar ayrılıp onun yerine daha kreatif, hani kreatif bir oyuncu ama daha çok iş yapan bir oyuncu mu gelmesi lazım acaba diye de düşünmüyor değilim. Hani ön yargılı olmak istemiyorum. Sonuçta 11 tane maç oynadı bizim takımımızda ve 11 maçta bence Kouassi bekleneni veremedi. Vakayeme gitti. Kouassi o arada orayı dolduramadığını düşünüyorum ben 11 haftalık bir dönemde. Hani Kouassi gider, yerine daha iyi bir oyuncu alınabilir mi acaba diye düşünmüyor değilim. Sonuçta Kouassi'nin de ciddi anlamda bir maliyeti var arkadaşlar. Bu tabii ki de benim düşüncem ama Kouassi iyi işler yapmaya başladı. İnşallah gelecek sene kamp döneminde mutlaka bakılacaktır. Gervinho gelecek, Kouassi var, Giannini var orada oynayabilen oyuncularımız arasında. Abdullah Avcı'nın tabii bu değerlendirmeyi yeni şekilde yapacağını düşünüyorum. Milli takımdaki performansı yükselişte. 2 tane asist yaptı. Önemli asistler arkadaşlar. Bakasetas gene golünü attı. Tabii ki de en önemli parantezi Cornelius açmamız lazım. Fransa'ya 2 tane gol atmak kolay değil. Fransa'ya karşı Danimarka'yı öne geçirdi. Geriden geldiler. Öne geçirdi ve 2 tane çok önemli. Tamamıyla birinci golü araya kaçtı, vurdu. İkinci golde defansın arkasına çıktı. 2 tane oyuncuyu sırtına aldı. Ve müthiş bir bitiricilikle tavana astı topu arkadaşlar. Ve gücünü, kuvvetini çok iyi kullandı. Gerçekten her baba yiğidin yapacağı işler değil arkadaşlar. Bunlar golcü işleri. Güçlü, kuvvetli bir oyuncu ve 2 tane gol attı. Biliyorsunuz ki 20 milyon euroya boşta satın alma bir boşa çıkar opsiyonu var pardon. Hani satın alma opsiyonu var. 20 milyon euroyu veren takım Cornelius'u alır maddesi olduğunu biliyorum. Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. 20 milyon euro büyük bir rakam. Gerçekten büyük bir rakam ki Cornelius bizde bu sene 15-16 golü buldu. Önemli işler yaptı. Milli takımda da Danimarka'da da tabiri caizse uçuyor. Fransa'ya 2 tane gol atmak arkadaşlar her baba yiğidin harcı değil, her santrafora da nasip olmaz. Gerçekten çok önemli işler yapıyor Cornelius. Cornelius'u bir tarafa bırakıyorum arkadaşlar. Abdülkerim Bardakçı ile alakalı Abdullah Avcı'nın bir vetosu var. Abdullah Avcı kesinlikle düşüncesi şu şekilde. Ben Abdülkerim Bardakçı'yı beğeniyorum. Evet ama maliyeti bu şekilde olacaksa ki çok ciddi rakamlar arkadaşlar. Abdülkerim Bardakçı için 5-6 milyon eurolar konuşuluyor. Eğer biz Abdülkerim Bardakçı'yı alacaksak gidelim Kaan Ayhan'ı getirelim diye düşünüyorum ben de. Ki Abdullah Avcı da maliyeti bu şekilde bizi yoracaksa vazgeçelim dediğinin bir bilgisi var. Burada bir vazgeçildi. Şimdi Boateng'le ve Felipe Augusto ile alakalı da gelişmeler aynı şekilde devam ediyor. Çok ekstrem bir gelişme yok arkadaşlar. Bu iki stoperi almak tabii ki de zor olacaktır. Abdullah Avcı çünkü gerçekten hani bu iki oyuncuyu istiyor ama iki oyuncudan bir tanesini istiyor ama Boateng'in kulübü Lyon'da bir hala bir geri dönüş yok. Şimdi Felipe Augusto'yu da almak kolay değil. Felipe Augusto ile Atletico Madrid takımının tekrardan sözleşme uzatmak istediği bilgisi var. Felipe Augusto'nun bir düzeni var. Orada oynuyor, mutlu. Oradan bırakıp bize neden gelsin? Bu da tabii ki ayrı bir düşündürüyor herkesi diye düşünüyorum ben. Çünkü 33 yaşında gelmiş. Atletico Madrid takımıyla hala kendi içerisinde bir görüşme halinde. Nasıl biz Vakayeme ile bir görüşme halindeyiz? Bir türlü yol kat edemediysek Felipe Augusto ile da böyle bir görüşme halinde olduğunu biliyoruz Atletico Madrid'in. Bu da tabii ki de merak konusu, bekleniyor. Stoperle alakalı Dansville. Ben düşüncemi söyleyeyim sizlere. Biz oraya Dansville'i getiririz.
Danceville ile yolumuza devam ederiz. Abdülkerim Bardakçı diyoruz, Kaan Ayhan diyoruz ama Abdullah Avcı bu şekilde olacaksa ben Ahmet Can'la beraber, Hüseyin Türkmen var arkasında. Şimdi Danceville, Vitor Hugo. İlla ki bir tane daha stoper gelmesi lazım mı? Lazım. Şimdi bu dörtlüye baktığı zaman Allah korusun Vitor Hugo veya Danceville birinden bir tanesine işi olduğu zaman biz ciddi anlamda problem yaşayacağız ama bizim önceliğimiz bir Danceville olduğunu düşünüyorum. Edgar'la alakalı şu andaki şu dakikaya kadar bir hamle yapılmadıysa Edgar'la alakalı çok sıcak gelişmeler yaşanacağını ben şahsen düşünmüyorum arkadaşlar. Bu da benim düşüncem tabii ki de. Trabzonspor takımımız Vakeme'yle bir yol kat edemedi ama şimdi bakıyorum yönetimimizin açıklamalarına, Vakeme'nin açıklamalarına bakıyorum. İki tarafında hani olumlu açıklamaları var ama imza yok ortada. Ortada bizim bilmediğimiz bir şey var. Bu net bir şekilde belli. Ama Vakeme'yle imzalanmadıysa biz Masorus'la ilgileniyoruz diye bütün planlamamızı yapıyoruz diye düşünüyorum. Hani Masorus'un adı geçiyor. Masorus'la alakalı hoca bizzat ağzından evet devre arası istedim dedi ama şu an öyle bir girişimimiz yok dedi. Bu tamamen stratejik bir konuşma olduğunu biliyorum ama Yunan basını Trabzonspor takım o defteri tamamen kapattı açıklaması yaptı. Bu da önemli bir iddia olduğunu düşünüyorum. Tamamen kapattı iddiası. Hani acaba diyorum ki hocanın ve başkanın söylemlerini alıp orada mı değerlendiriyorlar? Nasıl biz oradaki değerlendirmeleri gelip burada yapıyorsak onlar da aynısını yapıyor olabilirler. Veyahut da iki taraflı blöfler yaşandı. Veyahut da o taraf tamamen kapatıldı diyebiliriz ama hani şu an için elde tutulur şu an Trabzonspor takımının çok ciddi bir yol kat ettiği oyuncuyu bilmiyorum. Hani bilen olduğunu da düşünmüyorum şu an için. Gerçekten çok gizli ve çok yavaş bir şekilde ilerliyorlar. Adım adım ilerliyorlar. Ama kamp dönemine şurada 20 gün kaldı. 20 gün içerisinde de imzaların yavaş yavaş döküleceğini düşünüyorum. Yeni isimlerin özellikle bugün pazar hani bugün değil de yarından itibaren yeni isimlerin mutlaka gündeme geleceğini düşünüyorum. Trabzonspor takımımız Şampiyonlar Ligi, Lig, Kupa üçünü bir arada götürmek istiyor ve geniş rotasyonlu bir kadro çizmek zorunda. İstanbulspor Süper Lig'e çıktı. İstanbulspor'a da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi İstanbulspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla beraber bizim de biliyorsunuz başkanı bizim anıtımıza da 1 milyon TL bağışlamıştı. İstanbulspor'la beraber bir hani güzel bir alışveriş yapılacağını düşünüyorum. Nasıl bir alışveriş? Bizim takımımızda oynatamadığımız oyun veyahut da maliyeti yüksek gördüğümüz veyahut da başka bir takıma kiralayacağımız oyuncuları İstanbulspor'da tabii ki de isterse oraya kolaylık yaparak oraya gönderip maaş yükünden kurtulabilir. Yabancı oyuncu sayımızdan bir düşüşe geçebiliriz diye düşünüyorum. Bu da bizim için önemli bir artı oldu. Hem İstanbulspor'un gelmesi hem de bizim bir yandan da elimizdeki oyuncuları başka bir yerde oynatabilme adına mesela atıyorum bizim takımımızda kadroda oynatamayacağımız bazı oyuncular İstanbulspor takımında oynayabilecek kapasitede olduklarını düşünüyorum. Mesela onları oraya gönderebiliriz. Orada oynamalarını sağlayabiliriz. İşte Diabetes'i, Flavio'su, Giresun'a mı gidecek, oraya mı gidecek? İşte Giresun'u biliyorsunuz. Sürekli oyuncu alıyor bizden ama bir türlü para vermek istemiyor. İşte şurasını sen ver, bunu ben vereyim, şunu şöyle yapalım diyorlar. Ama Giresunspor'u ligde tutan önemli oyunculardan bir tanesi Flavio oldu. İyi orta sahada iyi bir performans sergiledi. Flavio'yu atıyorum verebiliriz İstanbulspor'a diye düşünüyorum ben. Trabzonspor takımımızın hani İstanbulspor'un gelmesi güzel oldu bizim için. Onu diyeyim ve o konuyu kapatayım. Transfer gündemi dediğim gibi çok ciddi bir gelişmeler şu an için yok. Son 24 saate baktığımız zamanki gelişmeler Masorus bilgisi var, Abdülkerim Bardakçı bilgisi var ve Trabzonspor takımımızda ciddi bir ilerleme olmadı arkadaşlar. Ama elimden geldiğince gene sizlere bir video hazırlamak istedim. Sizlere bilgileri aktarmak istedim. Şunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Bizim ciddi anlamda bir revizyon yapmamız lazım kadromuzda. Şimdi sol bekimiz yok şu an takımımızın. Sağ beki ve sol beki yok. Şu an bir resmi maça çıkacak olsak yok arkadaşlar. Sağ stoperde de Ahmet Can oynattık diyelim. Vitor Hugo oynattık diyelim. Orta sahada 6-8 numara oynayabilecek gene bizim iki yönlü oynayacak bir oyuncuya da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor takımında daha dışarıdan resmi teklif alan bir oyuncumuz yok. Ahmet Can dışında resmi bir teklif diyorum bakın iddiaları demiyorum. Tabi bu da yönetim kime ne gelecek diye bir bekleyiş de var. Uğurcan Çakır'a ne gelecek? Bakasetas'a ne gelir? Ömür'e ne gelir? Can İni'yi biz uzatacağız mı? Kalacak mı? Danceville kalacak mı? Gidecek mi? Vakeme ile ben iplerin koptuğunu düşünüyorum. Bakalım ilerleyen süreçte zaten bunlar netleşecek arkadaşlar. Ama bizim şu an 14 tane gelen oyuncu. Bizim istediğimiz oyuncular, bizden gidecek oyuncular gerçekten yönetimin çok ciddi anlamda bir efor sarf etmesi gerekiyor. Geçen seneye göre daha zor bir lig bizi bekliyor. Çünkü ciddi anlamda Fenerbahçe takımının şu dakikadan itibaren diyeyim hatta daha da öncesinden itibaren ciddi anlamda alttan çalışmalara başladığını her yerden sağ içi sağ dışı her yerden başladığını net bir şekilde görüyorum. Gelecek seneye nasıl bir lig olacak bilemiyorum ama çok zorlu bir lig olacak. Fenerbahçe teknik direktörünü getirdi. Başarılı olur mu olmaz mı göreceğiz.
3 milyon euroya getirildiği iddiası var. Komik bir iddia. Adam 9 alırken 3'e geldiğimizi attı. Bunların hepsi değişik iddialar tabii ki de, bilemiyoruz. Detaylarını ilerleyen süreçte nelerle karşılaşacaklar göreceğiz arkadaşlar. Tabii bize o taraf şu an için ilgilendirmiyor. İnanın siz de bakmayın, ben de bakmayacağım. Çünkü bizi ilgilendiren taraf Trabzonspor takımımızın yapmış oldukları işler. Bu şekilde videomu tamamlıyorum. İnşallah elimden geldiğince videolarımı sizler için çekmeye çalışıyorum. Lütfen yorumlarınızı bırakın, düşüncelerinizi bırakın. Gündem gerçekten çok tıkandı ve ben gene işte Kouassi, Bakasetas ve Cornelius'la alakalı değerlendirmeleri yaptım ama Cornelius uçuyor arkadaşlar. Benim için çok güzel bir moral kaynağı oldu Cornelius. Cornelius gibi bir oyuncu şu an hani ya izlesek deriz ki adam iki tane Fransa'ya gol attı. Şöyle bir santraforumuz yok deriz arkadaşlar. İnanın bana biz bunu deriz diye düşünüyorum. Gerçekten de çok iyi bir performans sergilemiş. Yani Fransa'nın iki tane stoperini sırtına alıp gol atmak. Biri arkaya koştu, birisi ilk attı gol. Trabzonspor takımında Vakeme'nin ona yapmış olduğu asistlerin birebir aynısı. Gerçekten önemli bir oyuncu olma yolunda devam ediyor Cornelius. Danimarka milli takımında santraforda Avrupa Şampiyonası'nda sonradan 5-10 dakika pres yapsın, mücadelesin diye giren Cornelius Trabzonspor takımı performansıyla beraber aldı, oynuyor banko. Bakasetas kaptanlığını kaptı. Bakın Kouassi bile burada 10-11 maç oynadı. Gitti milli takımda 2 tane asist yaptı. Bize geldiği zaman milli takımında oyuna bile dahi giremiyordu neredeyse. Bunlar önemli detaylar. Gelecek oyunculara da örnek olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Değerlendirmelerimi yaptım. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem, sizleri ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.